Önce bir merhaba diyebiliriz. Merhaba. Evet, biz karmaşık bir beceri yapıyoruz. Değil mi? Bunlar öğrencilerin problem çözme becerileriyle ilgili, bilişsel becerileriyle ilgili geliştiren etkinlikler. Evet. Ben öğrencime kendim çok fazla yardımcı olarak yaptıracağım bunu size. Hazır mıyız? Hı hı. Bunu geçen ders yapmıştık. Boyadık ve harika yollar çıktı. Ben çalışmaları her zaman birkaç kademeli olarak kullanırım. Daireler, üçgenler ve karelerde bizden farklı farklı desenler yapmamız istenmiş değil mi? Biz daireleri bitirdik. Üçgenlerdeyiz. Şimdi. Burada mıyız? Evet. Benim kalemime bak. Lütfen. Burada. Bekle. Benim kalemime bak. Hı hı. Tamam. Ne tarafa gidiyor? Bu tarafa. Ne tarafa? O tarafa değil. 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 Evet. Duvara doğru. Güzel. Belli sembollerle yerlerde bulunduğunuz mekanda sabitlenmeler yaparsanız göreceksiniz ki öğrenciniz sizin söylediğiniz şeyi çok daha hızlı anlayarak eylemlerini yani hareketlerini çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu kaba motor beceriler için de geçerli. Bu tip çalışmalar için de geçerli. Başlayalım mı? Bak nasıl yapmış? Burada. Evet. Çapraz yukarı gitmiş. Bravo. Sonra ne yapmış kuzum? Burada. Bekle. Bekle. Yukarı mı? Değil. Değil. Ne tarafa? Burada. Evet. Beni iyi izle. Tamam. Benim kalemimi iyi izle. Aynısını yapmanı istiyorum. Şimdi ne tarafa gitmiş? Tahtaya doğru mu? Bak buraya. Tahtaya değil. Değil. Duvara doğru. Aferin. Şu. Kesinlikle. Bravo. Tamam. Sonra ne yapmış? Bak bakalım. Yukarı. Yukarı. Evet. Yukarı. Şurada. Lütfen. Hadi bakalım. Aferin sana bak. Tıkır tıkır çözüyoruz. Şimdi ne yapmış burada? Burası. Evet. Yana gelmiş duvara doğru. Sonra ne yapmış? Burada. Ben bir taraftan kendi kalemimi de hareket ettiriyorum. Sonra bekle. O kadar. Ay. Hadi silelim. Evet. Biz teker teker ilerliyoruz her zaman. Evet. Tete. Evet. Hadi bakalım. Devam edelim mi? Hı hı. Şimdi nereye gitmiş? Burası. Düşün. Lütfen incele. Evet. Evet. Tam aşağı inmiş. Düşünerek. Her zaman düşünerek hareket edeceksin. Sonra nereye gitmiş? Burası. Değil. Bak. Dinle. Benim kalemime bak. Hı hı. Yukarı mı bu? Yo aşağı. Aşağı ve çapraz. Hı. Aşağı buraya bak. Buraya bak. Aşağı mı? Aşağı mı? Yok abi. Çapraz. Hı. Aşağı çapraz. Hadi bakalım. Orası olamaz. Hı. Biz aşağı demedik. Değil mi? Evet. Tamam düzeltiyoruz şimdi onu. Ne tarafa? Bu tarafa. Sakin ol. Çekim başlayınca heyecan yapıyorlar. O taraf değil. Önüne bak. Önüne bak. Buraya bak. Hı hı. Bu yan değil. Çapraz bu. Ne tarafa gitmen buradasın. Hı. Yana değil. Yana değil. Hı. Çek kalemini. Yana değil. Aşağıya değil. Ne tarafa? Burası. Evet. Çapraz orası. Güzel. Şimdi çaprazdayız. Ne tarafa gitmen gerekiyor? Buraya. Orası değil kesinlikle. Değil. Şu. Kalemime bak. Hı-hı. Evet. Buldun değil mi? Hı-hı. Bravo. Bak dikkatli olursan hepsini tıkır tıkır yaparsın. Aferin benim kızıma. Şimdi biz mavi yolu başlatmıştık değil mi seninle? Hı-hı. Çünkü benim kızım mavi rengi çok sever. Hadi bakalım. Bu mavi yolu bir çıkaralım. Orası mı? Bekle. Bak sadece zincirdekileri boyuyorduk. Sil. Bu rengarenk olacak. Evet bak yukarıdaki gibi rengarenk olacak. Biz zincirdekileri aynı renk, diğerlerini farklı renk yapıyoruz. Hadi. Evet, mavi. Evet, devam edelim. Hadi bakalım. Güzel, hadi. Tabii siz bunu çok daha basitleştirebilirsiniz ya da karmaşıklaştırabilirsiniz. Bu da zaten basitten karmaşığa doğru giden bir çalışma. Bunu model olarak yapabilirsiniz. Taklit becerileri için kullanabilirsiniz. Sırayla. Evet, atlamak yok. Sırayla. Şimdi buradasın. Aferin sana. Her şeyi sırayla yapıyoruz. Tamam. Devam edelim.
Çocuğun ihtiyaçlarına her zaman bunları sırayla yapıyoruz. Karışık gitmek yok. Yani çocuğun sizin yönergelerinizi daha iyi alması için bir çalışma olarak da düşünebilirsiniz. Güzel oluyor. Çok teşekkür ederim. Bunların birer kolye olduğunu düşünelim, değil mi? Evet. Güzel kolyeler olur. Sırayla orası değil kesinlikle. Evet. Her zaman sırayla yolu takip ediyoruz. Rastgele gitmek yok. Yok. Özlem Hoca her zaman sırayla ister. Tabii çoğu zaman karıştırıyoruz ama ellerinden geldiği kadar da yönergeleri uyarlar. Çok bu konuda kendilerinden memnunum. Bitti mi sıran? Hadi bakalım. Yavaş. Tamam. Sorun değil, hallederiz. Atladın değil mi? Evet. Ama işte dikkat etmelisin. Bu çok önemli bir şey. Sen dikkatli bir kızsın. Devam edelim ve bitirelim. Şimdi bu araları ne renk yapsak acaba ya? Kırmızı yapsak güzel çıkar mı? Evet. Deneyelim mi? Hadi bir kırmızı. Şey yok. Hadi Allah Allah. Boş olanları kırmızı. Hadi bakalım. Çok güzel bir şey çıkacak şimdi bize. Bir çalışmayı birkaç kademeli olarak kullandım. Zaten daha önceki videolarda görmüşsünüzdür. Ben gördüm. Sen yapıyorsun. Ne gördüm? Aynı şeyde. Öğrencilerde. Evet. Tabii ki. Birbirlerine çalışmalarını da gösteriyorum önceden. Kendileri de yapıyorlar. Özellikle kuzey ülkeleri, Rusya ve Amerika'daki eğitimcilerin çalışmaları incelediğinizde onların hep siyah beyaz çalıştığını göreceksiniz. Sitelerine onların dillerinde yazdığınızda, aradığınız yani kelimeleri onların dillerinde yazdığınızda göreceksiniz ki gerçekten hep siyah beyaz çalışıyorlar. Ama ben biraz ileri gidip bir de sanat katıyorum olaya. Bir kağıdı tek yönlü kullanıp atmak benim hoşuma gitmiyor. O yüzden başka beceriler de yapıp kullandırıyorum. Evet, şimdi incelemeni istiyorum. Belki de atladığımız bir şeyler vardır. Tekrar bir kontrol edelim mi? Tarama yap. Kağıda çizen bir kalem. Evet, nasıl? Evet, tersiyle. Bravo. Her zaman tersiyle. Bunu daha önce hep konuşuruz. Pardon. Ben orada saklanan, evet, saklanan bir üçgen görüyorum dedim. Sen de onu yakaladın. Çok güzel oldu. Bayıldım. Yukarıdaki ayrı güzel oldu. Aşağıdaki ayrı güzel oldu. Hı-hı. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Bir şey değil. Hoşça kalın diyelim mi? Hoşça kal. Koronayı unutmayın. Koronayı unutmayın değil mi? Ne yapsınlar? Tamam. Sosyal mesaj verelim onlara. Hı-hı. Ne diyelim? Hasta olmayalım. Hasta olmayalım ve ne yapalım? Neydi? Neydi bunun adı canım? Maske. Evet. Maske takalım. Ellerimizi yıkayalım. Teşekkür ederim. Kesinlikle haklısın.